Hepinize tekrar merhaba. Videoma başlamadan önce yayınladığım korona videosuna yazdığınız ve bana Instagram'dan ulaştırdığınız geçmiş olsun dilekleri için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere aslında bize de çok fazla sorulan bir soruyu sizinle tartışmaya çalışacağız. Hepimiz gece uyandığımızda kedimizin tavana, duvara ya da bir köşeye kilitlenmiş şekilde baktığını görmüşüzdür. Belki kediler bizim algılama kapasitemizin ötesindeki şeyleri algılamaya uyum sağlamışlardır. Belki de kediler ruhani varlıkları görüyorlardır. Gelin öncelikle kedilerin duyularını bir konuşalım. Öncelikle özellikle düşük ışıkta ya da karanlıkta kedinizin sizin görmediğiniz ve hissetmediğiniz şeyleri görüp hissetmesini konuşalım. Kediler neden düşük ışıkta bizden daha iyi görürler? Normal şartlarda kediler gün batımından gün doğumuna kadar avlanırlar. Mükemmel berraklıkta göremezler ama mükemmele yakın berraklıkta bir görüşleri vardır. Kedilerin karanlıkta görmesini sağlayan retinalarının arkasında tapetum lucidum dediğimiz bir yapı vardır. Tapetum, göze gelen ışığı yansıtıp retinaya geri göndererek bir bakıma bir el feneri görevi görür. Bunu en net düşük ışıkta kedinizin flaşlı bir fotoğrafını çektiğinizde gözlerinden çıkan ışınlardan görebilirsiniz. Kedilerin karanlıkta daha net görmesini sağlayan şey budur. Kediler bizim duyduğumuzun 1,5 oktav üstündeki sesleri bile duyabilirler. Yani bu demek oluyor ki bizim duyup algılayamadığımız sesleri çok rahat bir şekilde duyuyorlar. Kedilerin koklama yeteneği bizimkinden 9-16 kat daha fazladır. Damaklarının hemen arkasında ekstra koku toplamaya yarayan Jacobson organı denilen bir yapı bulunmaktadır ve bu Jacobson organı ağızlarını açıp kokladıklarında kokunun daha fazla algılanmasına yardımcı olur. Kediler bıyıklarıyla etraflarında değişen hava akımlarını ve değişen sıcaklıkları hissederler. Değişen hava akımını hissedebilmeleri onlara vahşi doğada bir adım önde olma avantajı sağlar. Arkalarından yaklaşmakta olan herhangi bir şeyi çok rahat fark edebilirler. Yani bıyıklar basit olarak bir nevi reseptör görevi görüyorlar. Bu duyu hassasiyetlerinin hepsini bir araya getirdiğimizde koklama, hissetme, duyma ve görme noktasında bizden çok daha ilerideler. Kediler avcı olarak yaratılmışlar ve vücutlarındaki bütün duyular buna uygun şekilde vücutlarında bulunuyor. Sizin duyamadığınız, göremediğiniz ya da hissedemediğiniz şeyleri çok rahat bir şekilde görüp, duyup hissediyorlar. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak, videonun başında size birazcık muallak konuştum. Benden başlıktaki sorunun cevabını beklediğinizi biliyorum. Bu noktada bilim ve inanç birlikte geliyor. Bu da tarihte neden kedilerin insanlara yol gösterenler olarak görüldüğünü açıklıyor. Antik Mısırlılar kedilerin ruhlar dünyasıyla insanların dünyası arasında bağlantı kurduğuna inandıkları için kedileri kutsal sayarlarmış. Kedi davranış uzmanı Jackson Galaxy bir videosunda kedilerinden biri vefat ederken diğer kedisinin ölen kedisini izleyip kalp atışları durduğunda kafasını tavana doğru kaldırıp zıt yönde koşmaya başladığını anlatmış. Bu konu hakkında size şöyle bir yorum yapabilirim. Ruhani varlıkları görüp görmedikleri bana göre bir muallak. Ama etraftaki enerji değişimlerini hissettikleri kesin. Unutmayın ki bizim sahip olduğumuz din, dil, inanç gibi şeylere onlar sahip değiller. Onlar sadece bir şey hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Görüyorlar, duyuyorlar, hissediyorlar ve öğreniyorlar. Bir olay örgüsü olmadan bir nebze anı yaşıyorlar ve bence bu da hayvanların neden bizden daha iyi varlıkları olduğunu açıklıyor. Lütfen yorumlar kısmına sizce ruhani varlıkları görüyorlar mı, görmüyorlar mı fikirlerinizi yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın.